Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Türk Edebiyatı'nın en cesur kadın yazarlarından biri olan Sevgi Soysal'dan söz edeceğim. Onun Yenişehir'de Bir Öğle Vakti adlı eserini incelerken 70'li yılların Ankara'sına bir ayna tutacağız. Lafı fazla uzatmadan hadi başlayalım. Sokaktan bir can kurtaran ya da itfaiye arabası geçmeye görsün. Hemen durup bakarlar. Bir yerde bir kanalizasyon çukuru mu açıldı? Başına üşüşüp seyrederler. Bir kazma makinesi yol mu açıyor? Saatlerce bekleşirler çevresinde. Çünkü yoktur önemli işleri. Bir hedefleri yoktur. Her şey, bütün olaylar dışlarındadır. Seyircisidirler her şeyin. Yapılan yolların, yanan evlerin ve para kazanan insanların diyor Sevgi Soysal Yenişehir'de Bir Öğle Vakti'nde. Roman aslında karı koca, anne kız, baba oğul, sevgili arasındaki çatışmaları işliyormuş gibi gözükürken yoksul bir aile çocuğu olan Ali'nin esere dahil edilmesiyle birlikte bireysel sorunlar bir kenarda bırakılır ve olayın gerçek sebebinin politik yanlışlar olduğu gösterilmeye çalışılır. Çürümüş kavak ağacı Sevgi Soysal için oldukça önemli bir metafordur. Çürük kökleri üstünde fazla duramayan kavak, öz suyunu tümüyle tüketmiş gövdesini bir sağa bir sola salladı. Sonra büyük bir çıtırtıyla ama o andaki bir kimsenin artık hiçbir şeyi değiştiremeyeceği andaki hızıyla Mevlüt'ün üzerine devrildi diye de biter. Ağaç iktidarın merkezi olan Ankara'da, Yenişehir'de büyük bir gürültüyle halkın en alt kesiminden olan Mevlüt'ün üzerine devrilir. Tarihi Cumhuriyet'inkiyle özdeş olan Yenişehir, bütün yolların gelip birleştiği, her sınıftan insanın kaynaştığı, Ankara'nın kalbi konumunda bir semttir. Ölü durumundaki kavak ağacının aslında iktidarı ve iktidarın aygıtlarını kullanan temsilcileri düşündürmesi kaçınılmazdır. Kavağa yapılan göndermeler Berlin duvarının sosyolojik açıdan bıraktığı etkiyle eşdeğer niteliktedir. Aslında Sevgi Soysal aile içerisinde başlayan, daha sonra da bireyin buhranı ile gittikçe yayılan bu iç sıkıntısının değişim arzusu yarattığını, yanlış giden sistemin de değiştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmamızı sağlar. Yenişehir Sevgi Soysal için bilinçli bir tercihtir. Çünkü tarihi Cumhuriyet'in kuruluşuyla özdeştir. Yazara göre hükümetler yıkılır ya da değişir ama değişmeyen şey her seferinde toplumun en alt kesiminin en büyük zararı görecek olmasıdır. Kitaptaki diğer karakterlerden biri olan Doğan için ise kavak, annesinin ağaç olsun diye evin önünden kestirmediği bir doğa parçasından ziyade aslında içi boş düşüncelerin hepsini temsil eder. Annesi Mevhibe Hanım'ın eski düşüncelerinin yerinden oynaması ve bu iki gencin özgürleşme umudu olarak da yorumlanabilir. 1936 yılında İstanbul'da Selanikli mimar bürokrat bir babayla Alman bir annenin 6 çocuğunun üçüncüsü olarak dünyaya gelen Sevgi Soysal, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünü bitirmiştir. Alman Kültür Merkezi, Ankara Radyosu ve TRT'de çalışan Sevgi Soysal'ın 1965-1969 yılları arasında öyküleri dergilerde yayınlanmıştır. 12 Mart'ın etkilerinin derin izler bıraktığı yazar, sürgün, hapis, baskı ve kitaplarının toplatılması gibi birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Kısacık yaşamında edebiyat dünyamıza roman, öykü, makale ve anıları ile iz bırakan Sevgi Soysal, ne yazık ki göğüs kanseri sebebiyle 1976 yılında hayata veda etmiştir. Bugün konuştuğumuz Yenişehir'de Bir Öğle Vakti'ni 1973 yılında yayınlamıştır. Her ne kadar 1973 yılında yayınlanmış olsa da aslında kitabın yazılma süreci 6 yıl kadar öncesine dayanır. Sevgi Soysal Yenişehir'de Bir Öğle Vakti'ni piknikte oturup etrafı gözlemlerken aldığı notları Adana Cezaevi'nde 8 aylık süre zarfında birleştirmesi sonucunda oluşturmuştur. Yazarın otobiyografik göndermeleri olan ikinci eseridir. Yazarın Balkan Savaşları sonrasında Selanik'ten göç eden bir ailenin çocuğu olan babası Mithat Yenen'in aile hikayelerinden beslendiği söylenir. Nitekim Sevgi Soysal'ın çocukluğu 2. Dünya Savaşı yıllarına denk gelir. Annesinin savaş korkusuyla ağzına kadar doldurduğu kilere
Kızı Sevgi Soysal'ı kapattığı da söylenir. Onun çocuk çağındayken yaşadığı bu olayın kitabın karakterlerinden Olcay'ın da başına gelmesi otobiyografik göndermelere isabet eder. Aslında bir romandan çok öykü kitabını andıran eserde anlatılan zaman diliminde piknik civarındaki insanların hikayeleri birinin bittiği noktada diğeri başlayarak ve geçmişe dönüşlerle zenginleştirilerek işlenmiştir. Roman bütünlüğü taşımadığı konusunda eleştirilen Sevgi Soysal, 1973 yılında Milliyet Sanat Dergisi'ne verdiği röportajda şöyle der: "Ama ben böylesi bir eleştiriyi göze alarak yazdım. Yenişehir'de bir öğle vaktini. Bir kavağın devrilme süreci içinde, bir öğle vaktinde, Kızılay'dan pikniğe akan başkent kalabalığına bir film makinesinin objektifiyle bakmak ve objektife giren kişileri bu devrilme olayı içindeki yerlerine oturtmak istemiştim. Açıkçası kitabı karakter zenginliği bakımından değerlendirdiğimizde biraz daha derli toplu olması ve 1000 sayfaya yaklaşması durumunda bir Dostoyevski kitabından çok da farkı olmadığını söylemek mümkün." Romanda Ankara'nın değişen yüzü yaşlı kuşak üzerinden üstelik eleştirel bir bakış açısıyla verilmektedir. Geçmişte halk partili olmanın ayrıcalığıyla yaşayan ve değişime kapalı olan bu kuşak alaycı bir şekilde eleştirilmektedir. Eserde eski alışkanlıkların yerini hızlı bir yeme içme ve diğer yaşam tarzı değişikliklerine bıraktığı görülmektedir. Bu durumu daha çok mekanlar üzerinde görmekteyiz. Yenişehir, burjuva ve emekçi kesimin bir araya geldiği önemli bir noktadır. Sevgi Soysal bu iki farklı yapıyı Yenişehir'de bir araya getirmiştir. Ayrıca kendisi de Yenişehir'de büyümüştür. Romanda 14 karakter vardır ve bu karakterlerin neredeyse hepsi çeşitli şeylere sahip olmak ve statülerini yükseltmek için insani duyarlılıklarını yitirme noktasındadır. İdealize edilmiş Ali karakteri dışındaki hemen herkes bu düzenin bir parçası olmuştur. Eserin en önemli karakteri olan Ali, yaşının üzerinde bir olgunluğa sahiptir. Onun yüksek özgüveni ve kendini bilen hali diğer karakterleri de etkileyecektir. Burjuva sınıfının kendini bulamamış çocukları olan Doğan ve Olcay'ın üzerinde Ali'nin büyük bir etkisi var. Sevgi Soysal'ın dönemin hükümetine karşı duruşu hapse atılmasına sebep olur. Soysal ilkinde yanında kimlik olmasına rağmen kimliksiz dolaştığı gerekçesiyle hapse atılır. Onun sıkı yönetime karşı geldiği düşünülmektedir. Yazar 12 Mart günlerinden nasibini böyle alır. Soysal'ın ilk tutukluluğu 27 gün sürer. İkincisinde ise orduya hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl hapis yatacaktır. Bu dönem için Yıldırım Bölge'nin Kadınlar Koğuşu adlı kitapta şöyle alıntılara rastlıyoruz: "Tutuklular er statüsünde kabul edilirler ve hepsinin hazır ola geçmesi, selam vermesi, kendilerinden üstlerine komutanım diye hitap etmeleri beklenir. Onlar birer emir eridir. Sağlık hizmeti alma hakları ihlal edilir. Dayak ve işkenceye maruz kalırlar. Tutuklular tüm bunlar karşısında hep birlikte çeşitli incelikli protesto yöntemleri bulurlar. Soysal tüm bu ağır koşullarda koğuş sözcüsü olarak cezaevi yönetiminin karşısında bir duruş sergiler. Yüreğimizi ve düşüncemizi kim hizaya sokabilir? Kim hazır olduğu durdurabilir? Önemli olan da bu der. Cezaevindeki kadınlar tam bir kolektif yaşam kültürü üretirler. Forumlar düzenlenir, ortak bir karar almadan önce oylama yapılır, okunur, tartışılır, birbirlerine yabancı dil bile öğretirler bu dönemde. Soysal ve arkadaşları sistemin hapishanedeki dayatmacı tutumuna karşı kolektif ve etkin bir şekilde muhalefet ederler." Romanda yavaş yavaş gelişen tüketim toplumu alışkanlıklarının da ele alındığını görüyoruz. Ankara'da yeni anlayış, Amerikan kültürünün yaygınlaşması, giyim kuşam ve konuşma tarzının değişmesi olarak gösterilir. 1950 ve sonrasında özellikle geri kalmış ülkelere barış elçileri vasıtasıyla Amerikan kültürünün sokulmaya çalışıldığı yine yazar tarafından burada gözler önüne serilmektedir. Bu sebeple Amerikalılar Ankara'ya gelir, yerleşir ve Ankara'da Amerikan hayranı bir grubun oluşmasına da yol açar. Bu kitleyle de yozlaşma gittikçe hızlanır. Sevgi Soysal Brecht'ten alıntıladığı yazısında şöyle diyor: "İyilerin iyi oldukları için değil, zayıf oldukları için yenildiklerini söylemek de cesaret ister." Sevgi Soysal'ın da cesaretle hem hayatında hem de incelediğimiz bu kitabında pek çok şeyi dile getirdiğini görüyoruz. Kalemine sağlık Sevgi Soysal. Eğer beni bu dakikaya kadar izlediysen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutma.
Sevgiyle kal, görüşmek üzere, hoşça kal.